بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وَاللَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Sadakallahul Aliyyul Azim. Ya ibadallah, usikum ve nefsi bi takvallah. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Emirul Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Nehcül Belaga Hikmet 82'de şöyle buyuruyor. اوصيكم بخمس لو ضربتم اليها ابات الابل لكانت لذلك اهلا. Size beş şey vasiyet ediyorum. Onlar için develerin çabuk koşmaları için koltukları altına tabanlarınızla vursanız da değer mi? Değer. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam bu nurani nasihatlarında önemli ve hayati konulara değinmiştir. O kadar hassas ve önemli beş madde ki bu vasiyet, bu nasihat insanın saadet ve mutluluğunu garantilemektedir. Konunun önemi gereği Emirül Müminin'in tabiriyle bu beş maddeye ulaşmak için insan ne kadar meşakkat ve zahmetlere katlansa da değer. Emirü'l-Mü'mininin ilk nasihatı la yercivenne ahadun minkum illa rabbah. Hiçbiriniz Rabbinizden başkasından bir şey ummasın. 2. وَلَا يَخَافَنَّ اِلَّا زَنْبَ. Sizlerden hiçbiriniz günahlarınızdan başka hiçbir şeyden korkmayın. Korkulacak tek şey günahlardır. Allah'a isyandır. 3. وَلَا يَسْتَحِيَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ اَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ. Kendisinden bilmediği bir şey sorulduğunda bilmiyorum demekten utanmasın. Bu üç maddeyi geçen cumalarda huzurlarınıza genişçe açıklamaya çalıştık. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselamın dördüncü nasihatı وَلَا يَسْتَحِيَنَّ اَحَدٌ اِذَا لَمْ يَعْلَمِ شَيْئَ اَنْ يَتَعَلَّمَهُ. Sizlerden biriniz bilmediği bir şeyi öğrenmekten çekinmesin, utanmasın. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam hakikatta nasihatının dördüncü nüktesinde dikkatleri ilim öğrenmeye ve ilim öğrenmekte utanmamaya çekmektedir. Çünkü ilim büyük bir fazilettir. İlim cehaletin karşısındadır. İlim insanı ve insanlığı aydınlatan, tehlikelerden koruyan bir yardımcıdır. İnsanlık ve dünyanın bedbahtlığı cehalettedir.
Bugün dünyamızın müptela olduğu bu terör ve bu çirkinliklerin ana nedeni cehalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayr-ı dünya ve l-ahireti ma'al ilm. Dünya, ahiret ve saadeti ilimledir. Dünyanın ve ahiretin tüm güzellikleri, hayrı ilimle beraberdir. Ve şerr-i dünya ve l-ahireti ma'al cehl. Ve yine dünyanın şerri, ahiretin şerri cehaletle beraberdir. İnsanın ihtiyacı olan şer'i ilimleri öğrenmesi farzdır. Bu ilimlerin dışındaki ilimleri öğrenmesi ise fazilettir, üstünlüktür, değerdir, değerine değer katar. Dolayısıyla özellikle dini meselelerde, günlük karşılaştığımız fıkhi meselelerde bilmediklerimizi öğrenmek bize farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Ela innallaha yuhibbu bugatel ilm. Haberiniz olsun ki Allah ilime düşkünleri sever. Allah kimi seviyor? İlime düşkün olan kişileri seviyor. İlim peşinde koşanları seviyor. Bu ilim sadece dini medrese ilimleriyle sınırlı değildir. Toplumun ihtiyacı olan ilimleri öğreneni Allah sevmektedir. Toplumun tüm ilimlere ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu ilimler tahsil edilmelidir, öğrenilmelidir. İlimi öğrenmenin hiçbir yaşı ve sınırı yoktur değerli müminler. Her yaşta ilim öğrenmeliyiz. Her yaşta öğrenmeye gayret göstermeliyiz. Bizden geçti, artık öğrenemem, yapamam diye bir şey yoktur. Öğrenmeye gayret göstermelisin. Her yaşta ilim öğrenilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utlubul ilme minel mehdi ilel leht. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. Nefesiniz var olduğu sürece ilim öğrenmelisiniz. İlim peşinde koşmalısınız. Alimlerin birisi ihtizar halindeydi. Alim arkadaşı haberdar oldu, filan arkadaşı ölüm üzerindedir. Yanına geldi. Tabiri caizse arkadaşı ihtizar halindeydi artık. O ihtizar halinde olan, ölüm halinde olan arkadaşı gözlerini açtı. Alim arkadaşını yanında gördü. Kısık bir sesle şöyle dedi, bir mesele var, bunun cevabını bulamadım. Nedir acaba bunun cevabı? Alim arkadaşı cevabını verdi ve daha sonra şöyle dedi. Ey kardeşim, ey dostum, artık son anlarındır. Tabiri caizse ölüme ramak kalmış, gidiyorsun. Hala cevabını bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Yine o kısık sesiyle, bilerek ölmem daha iyi değil mi? Değerli müminler, İlim talep etmeliyiz, ilim peşinde koşmalıyız. İlim talep etmeyi kendimizden sonraki gelecek nesillerimize sevdirme yollarına koyulmalıyız. Alim olarak dünyadan gidelim, cahil olarak değil. İlmi ledünnü ve ilmi gaybe sahip olan Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'a şöyle dua ediyor. Şu Kur'an-ı Kerim ayetidir. Rabbi zidni ilmen. Rabbim ilmimi artır. Allah Resulü tüm ilimlere sahipti. Gaybi ilme sahipti. İlmi Allah'tandır. Allah'a dua ediyor. Rabbim benim ilmimi artır. Ehl-i Beyt imamları, peygamberimiz böylesi ilim talep ediyor ise biz gece gündüz ilim peşinde koşmalıyız.
Öğrenilmesi farz olan ilimleri de her önümüze gelenden öğrenmemeliyiz. Kimlerden ilim alacağımıza, kimlerden ilim öğreneceğimize de dikkat etmeliyiz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ Artık insan yediğine bir baksın. Ayetin zahirine baktığımızda insan yediği yemeğe baksın anlaşılıyor. Ama hadislerimizde ayetteki maksat yemeğine baksından maksadın ilim olduğu naklolunmuştur. Yani insan ilmi öğrendiğine baksın. Kimden ilim öğreniyor? İlim öğrendiği şahsiyet kimdir? Buna bir baksın. Ebu İshak şöyle diyor. Emirül müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini duydum. Haberiniz olsun. İlim öğrenmek sizin için mal kazanmaktan daha da gereklidir. Mal Allah tarafından aranızda paylaşılmış ve garanti altına alınmıştır. Payınız eksiksiz olarak size ulaşacaktır. İlim ise alimlerin yanındadır. Alimlerin yanında saklıdır. O halde ilim öğreniniz. Gidin alimlerin yanına, onlardan ilim öğrenin. İlmi ehlinden alın. Allah Azze ve Celle dünyamızı, dünya malından nasibimizi vermiştir bize. Nerede olursak olalım, Allah'ın tayin ettiği rızık gelip bizi bulacaktır. Hiç şüphemiz olmasın. Allah garantilemiştir bunu. Bizim vazifemiz bu rızkımızın peşine koştuğumuz gibi ilim peşine de koşmaktır. İlim sahibi, ilimle donanan kişiler faziletli ve üstün kişilerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şöyle buyuruyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوْيَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki onlara, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Asla bilenle bilmeyen bir olmaz. Dünyamızda da bu kural geçerlidir. Bilenle bilmeyen aynı kefeye konulmaz. İlim ehli kişilerin fazilet ve üstünlükleri hakkında hadislerimize müracaat ettiğimizde onlarca hadis göze çarpmaktadır. Ebu Hamza, İmam-ı Muhammed Bakır aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Alimun yuntefe'u bi'ilmihi afzalu min seb'ine elfe abiden. İlminden yararlanılan, faydalanılan bir alim 70 bin abidden daha faziletlidir. Abid, sadece kendisini kurtarıyor ama ilminden istifade edilen alim insanlığı kurtarmaktadır. Etrafını aydınlatmaktadır. Abid sadece kendi bulunduğu ortamı kendisini aydınlatıyor ise alim tüm insanlığı aydınlatıyor. Allah'ın bize verdiği bu ömrü nasıl harcamalıyız? Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu ömürde nasıl biri olmalıyız? Ehl-i Beyt imamlarımız bizim nasıl olmamız gerektiği hakkında şöyle buyuruyor. Ebu Hamza-i Somali şöyle rivayet eder. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam bana şöyle dedi. اُغْدُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ اَحِبَّ اَحْلَ الْعِلْمِ Ya alim ol, ya öğrenci ol, ilim talep eden ol, ya da ilim ehlini seven ol. Bu üçü olmalıyız. Ehl-i Beyt imamları, peygamber ümmetini, Ehl-i Beyt imamları, dostlarını, şialarını şu üçünden biri olarak görmek istiyor.
Ya alim olacaksın, ya ilim talep eden öğrenci olacaksın, ya da bu ikisini seven birisi olacaksın. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتَحْلِكَ بِبُغْضِهِمْ Sakın dördüncüsü olmayın. Yoksa alim ve öğrenciye düşman olmanızdan dolayı helak olursunuz. Bedbah olursunuz. Hem dünyada hem kıyamette bedbah olanlardan, şakilerden olursunuz. Yine İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam dostlarına, taraftarlarına, Şialarına hitaben şöyle buyuruyor. Lestu uhibbu en ara şabbe minkum illa gadiyen fi haleyn. İmma alimen ev mutaallimen. Siz gençliği, yani dostlarım, şialarım, Şia gençliği, sizlerin şu iki halde olduğunuzu görmeni çok seviyorum. Bir, alim ya öğrenci. Ya alim olun ya da öğrenci olun. Bu ikisiyle meşgul olun. Dolayısıyla o kadar önemli ki bu ilim öğrenmek. Usulü Kafi kitabımızda özel bablar açılmıştır. Bu huzurlarınıza tilavet ettiğim hadisler o yüce kitabımızdan Usulü Kafi'den kesintilerdi. Müracaat etseniz Usulü Kafi'nin ilim babına ne kadar önemli olduğunun farkına varacaksınız. Biz bildiklerimize amel edelim, Allah bilmediklerimizi öğretecektir bize. Öyle bir şuur, öyle bir feraset verecektir ki bilmediklerimizi öğrenmeye çalışacağız. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men amila bima ya'lemu varrasahu Allah ilme ma lam ya'lem. Kim bildiklerine amel ederse Allah bilmediklerini ona verecektir. Değerli müminler, özellikle bizler Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam dostları olarak ilme büyük önem vermeliyiz. İlim tahsiline büyük önem vermeliyiz. Özellikle çocuklarımız okumalıdır, meslek edilmelidirler, büyük derecelere ulaşmalıdırlar, üniversite kürsülerinde olmalıdırlar. Ehl-i Beyt imamları bizi böyle görmek istemiştir. Dönemimizin imamı İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam da hiç şüphesiz, hiç kuşkusuz babası İmam-ı Cafer-i Sadık gibi görmek istiyor öğrencilerini, taraftarlarını. Miskin olarak, zavallı olarak, cahil birisi görmek istemiyorlar. Dolayısıyla inşallah gelecek nesillere, soyumuza ilmi, ilmin sevgisini, ilmin muhabbetini, ilmin yüceliklerini aşılama gayret gösterelim. Allah ilahi ve Rabbi ve Seyyidi ve Mevlay bizleri ilmi seven, ilim peşinde koşan müminlerden karar kıl.